Merhabalar arkadaşlar, bugün istek üzerine CF Moto 450 SR ile beraberiz. Bugün biraz daha böyle inceleme tarzı bir video yapmak istedim. Çünkü artık beni fark ettiyseniz inceleme kanalı tarzı bir motovloğa çevirdiniz. Bundan şikayetçiyim. Bunu yapmak istemiyorum aslında ama yapacak bir şey yok. İşimiz bu. Motorun sahibi de yanımızda. Merhabalar. Merhaba. Buraya Instagram adresini koyuyorum. Bu motor hakkında ufak tefek sorularınızı kendisine sorabilirsiniz. Tabii ki. Şimdi neden bu motor? Ben SR250'den geçtim. Üst klasman arıyordum. R25'in fiyatları da çok pahalı olduğu için ara geçiş motoru olarak bunu buldum. Bir de uyguna geldi o zaman. Bunu seçtim. Egzoz takmışsın. Egzoz var. Bu inceleme tarzı videolarında ilk defa egzozlu bir motora denk geldim. Motor çok iyi. R25'i rakip diyebilir miyiz? Rakip. Yapamıyor mu? Ama 450'lik o 250'lik. R25 gelemiyor diyelim. Ha, R25 kıyaslamak da biraz saçma aslında. Arkada kalıyor yani. Tabii ki. Ha, tamam, ben haliyle. R25 uçuyor uzuyor gibi düşündüm. Tam tersi. Zevkine göre kendin bir tasarım yapmışsın. Ufak tefek değişiklikler yapmışsın. Lastiğini çok beğendim bu arada. Umarım lastiğin yerden kesilmez. Ön teker haricinde teker yap tabii ki de. Egzozun çakma galiba. Çakma, Akrafovic. O da güzel. Sıkıntı yok. Biraz sonra sesini de dinleriz. Sulu kaplama yapmışsın. Ben karbon desenini pek sevmediğim için sevmemiş olabilirim. Ama güzel. Tasarım olarak güzel yapmış. Motor ruhsatta gri gösteriyormuş. Gri yazıyormuş. Arkadaşımız depo harici her şeyi simsiyah yapmış. Depoyu hiç ellemedim. Zaten renkleri genellikle arabada tavandan, motorda da depodan alıyorlar. O yüzden bir ruhsatta bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi ufak tefek değişiklikler yaptın dedin. Neler yaptın mesela? Arka kuyruklarımızı, ön kanatlarımızı ve kafa grenajımızı forged karbon yaptık. Gündüz ledleri ve farımızı folyo ile kapladık. Onun haricinde Rosteki lastiklerimiz var. Jantlarımızı kırmızı yaptık. Yurt dışı versiyonlarında tek maşa. Onların jantları da kırmızı. Biraz ona benzetmeye çalıştık. Egzoz aynı şekilde aşağıdan geliyor. Onun haricinde mono kapak, katlanır plakalık, quick shifter. Bu kadar. Çok da bir şey yok. İlk sorduğumda ABS'nin durumu nasıl? Gerçekten güzel tutuyor mu? Frenlerin nasıl diye sordum. Arkadaşımız ABS'yi iptal etmiş. Nedenini de kendisi söylesin. Üzerinde CST lastik varken 500 kilometredeydi. Birçok motor kullandım ama bu kadar fren mesafesi uzun bir motor kullanmadım. O yüzden ilk işim lastiklerle beraber ABS'yi iptal ettirmek oldu. Alışınca çok daha rahat, çok daha pratik geldi. Çok tartışma konusu aslında son zamanlarda. Ben sürekli ABS'yi bir tık böyle kötülüğü olabilirim. ABS güzel arkadaşlar ama yerine göre kazaya sebebiyet verecek durumlar yaratıyor maalesef. Ama ABS'siz motor tabii almanızı tavsiye etmiyorum. Evet. Zaten ABS'siz motor artık üretilmiyor. Kronik sorunu var mı? Şu an benim en çok yaşadığım rölanti dalgalanması var. Ve bunu çözemedik. Türkiye genelinde. Yaz aylarında çok fazla oluyor. Sen de kullandığında anlarsın. Özellikle trafikte beklerken ara gaz vermezsen stop ediyor. Tekrar çalıştırıyorsun. Bu 95-100 derece aralarında oluyor genellikle. Onun haricinde her ilk üretilen motorda bazı problemler oluyor. Bu Çinli olmasıyla alakalı değil. Ama şu an 2024 modellerinde çoğu sorun çözüldü. 200 gören bir motosiklet. Böyle sorunlarla karşılaşmak biraz mide bulandırıyor. Biraz sonra teste çıktığımda bunların hepsini zaten görmüş olacağım yani. Ekranımız var. Devasa böyle tabletimiz var. Ekrandan memnun musun? Neler var mesela ekranda? Çok memnunum. Hiç donma kasma yok. Çok akıcı. iPhone kadar akıcı desem yeridir. Telefonuma bağlı uygulama üzerinden hangi gün ne kadar hız yaptım, motoru ne kadar yatırdım, kaç kilometre yaptım, yakıt ortalamam nedir, yakıt durumu nedir, motorda bir arıza varsa orada arıza kaydına düşüyor. Kendinden GPS var, uygulama üzerinden görebiliyorum. Bunlar iyi özellikler ve ekstra aksesuar olarak satılmıyor. Sorularım bu kadar. Varsa ekleyeceğin başka bir şey söyle. Yavaştan gazlamaya geçelim. Ekleyeceğim bir şey yok. Tamam o zaman. Şimdi ufaktan gazlamaya geçelim. Bir ekipmanları toplayalım. Güzel motor. Sevdim. Kestik. Evet arkadaşlar, motorumuzu teslim aldık. Şimdi motorumuzla baş başayız. Daha önce de yaptığım gibi motorun sıfır yüzünü deneyeceğim. Çok profesyonel olmadığım için tam yapamayabilirim. Lafını etmeyin lütfen. Freni denemeyeceğim. ABS olmadığı için, kendime güvenmediğim için riske girmek istemiyorum. O yüzden fren denemeyeceğim. Bir kıvraklığını deneriz. Sinyaller aynada olması beni cezbetti bu arada. Çok güzel motor. Quick shifter'ını deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Yapabildiğim kadar da hız yapacağım. Şimdi ufaktan yardıralım. Motor zaten yeterince ısındı. Her zamanki yerimizden devam edelim. Göstergeyi sevdim ama biraz daha böyle araba göstergesini anımsatıyor. Belki o yüzden de sevmiş olabilirim. Çok hoşuma gitti göstergenin şu hali. Şimdi otobana çıkalım. Biraz tabii ki de motoru test edeceğimiz için asılacak bir yer lazım. O da otoban tabii ki de. Motor deli dehşet bağırıyor. Büyük ihtimalle siz benim duyduğum kadar duyamayacaksınız. Durduğum yerde biraz sonra gaz veririm. Keseceğe falan sokarım. Çok fazla sevmiyorum biliyorsunuz ama ufak bir kesiciden de bir şey olmaz diye düşünüyorum. Quick shifter olması çok güzel bir şey. Tabii ki de quick shifter harici. Yani fabrika çıkışlı oluyor mu bilmiyorum ama arkadaşımız harici quick shifter taktı. Dediğim gibi Instagram'ını koymuştum. Kendisine Instagram'dan bu motor hakkında ne sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yanıtlayacağını düşünüyorum. Ufaktan yardıralım bakalım. Hadi.
çok bağırıyor. Susturucu acaba taksa mıydık? Şimdi durdum, egzozumu dinleyelim. Hadi canım. Tekrar yapıyorum. Benim motorda yapıyor böyle daha hızlı. Bu halini daha çok seviyorum. Hadi bakalım gidelim. Tartışılır konu tabii. Şurada bir düzlük var ileride. Orada da bir 0-100 yapalım. Quick shifter olduğu için biraz daha kolay yapacağım. O yüzden bunu da saymayabiliriz. Şöyle ufaktan bir frenimize basalım. Dediğim gibi abanmayacağım frenlere. Normal bastığım kadar basacağım. Hadi bakalım. 1-2-5. Ay çok iyi. Geldik bile. Motor bu arada gidiyor. Oy patladı, duydunuz mu? Oy her viteste patlıyor. 177 gerçekten şaka gibi ya. 450'lik motorsun sen, kendine gelme birader. 7. viteste olsa şu an dibim düşecek yani. Yok. Oğlum çok iyi. Hoşuma gitti ha var ya. Çin malı motorları övmüyorum. Daha çok böyle gömüyorum aslında ama kendine aşık etti yani. Şu an bir duygu beslemeye başladım bu motora. Çift silindir zaten. Yani R25'e rakip diye geldiğini biliyordum ben bunun. R25'in ağzına çok iyi. Abi süper. O vites attırdığındaki böyle patlama sesi var ya. Beni benden aldı anasını satayım. Quick shifter ile alakalı olabilir bu durum. Biraz daha böyle hafiften bir beyninde ufak bir değişiklikler yaptık dedi galiba. Öyle hatırlıyorum ben, yanlış hatırlamıyorsam. Ben geçeceğim kanka. Üzerime kırmazsan sevinirim. Motor şu an beni yormuyor. Racing olarak beni hiçbir şekilde yormuyor. Ama oturuş pozisyonu biraz da lan lastik mi saldı? Bana böyle geldi. Bir tık böyle bir şey oldu sanki. Lastiklere güvenmemem gerektiğini şu an anladım galiba. Hadi bakalım şu BMW'yi tokatlayalım. Vites değiştir uyarısı geliyor. Çok iyi. Gidiyor motor ha bu arada. Yok. Patlıyor. Oy. Şaka gibi patlıyor. Şu an çok fazla rüzgar var ya, şansıma bak. Çok iyi değil mi? Yani MT7'den sonra almam yok mu motoru? Yok ama ya, MT7'den sonra da 450'ye geçmek biraz yorar gibi sanki be. Tamam güzel, eyvallah. 450 iyi gidiyor falan filan. Sesi efsane, patlamaları var falan da. Yani değer mi bilmiyorum. Bunu bir tartışabiliriz aslında. 200'ü geçiyormuş bu motor. Abi çok iyi değil mi? Bir de dıştan bakalım. Hep buraya geliyoruz. Yani dış görünüşünde güneşte bu şekilde kendini gösteriyor motor. Dediğim gibi karbon desenleri pek sevmiyorum ama zevkler renkler tartışılmaz. Yine de kötü değil. Ya sırıtmamış en azından. Güzel durmuş. Burada ben genellikle Japon alın arkadaşlar. Düşük CC olsun, Japon olsun, eski model olsun yine de Japon alın arkadaşlar demiştim daha önce. Bu alınabilir belki. Yani kronik sıkıntıları tam olarak bilmiyorum. Arkadaştan detaylı bir şekilde öğreniriz. Rönalti'de biraz sıkıntılar oluyormuş böyle çalışmada. Ki şu ana kadar yaşamadım. Yavaş giderken de normal çalışıyor. Rönalti'de de şu an hiçbir sıkıntı yok. Yani büyük ihtimalle arkadaş bayağı böyle abanıp sıkıyor motoru. O yüzden böyle sorunlar olabilir. Bilmiyorum tam olarak işte. Kendi motorum olsa derim ki şu nedenden dolayı yapıyordur. Ya da bir kanıtım olurdu. Bak nasıl yapıyor. Bak kronik soruna bak falan filan diye. Bir de motorlarda kronik sorunu siz yanlış anlıyorsunuz. Bir iki kişi de olan hatayı motor çok kötü ya. Bütün motorlar böyle ya falan diyorsunuz. Abi o kullanımla da alakalı. Siz böyle direkt motoru gömmeye başlıyorsunuz. Birisi mesela blok kırmış. Adam kim bilir nasıl kullandı anasını satayım da blok. Evet. Teklemeyi şu an hissettim. Tamam. Motorda ufak bir tekleme var. Kronik mi bilmiyorum. Belki bu motorla da alakalı olabilir. Bak devir bir git gel yapıyor mesela. Şu an sabit gaz. Aynı hızlarda gidiyorum. Devir bir git gel yapıyor. Bak duydunuz mu? Ba yapıyor. Ha şundan bahsediyor bak. Bak. Aynısını. Değişik olmuş. Neyse hadi bakalım. Biraz bir 200 km hızları görmeye çalışacağım. Trafik işte nispeten yoğun. Aa patlatmadı. Patlatmasını beklerdim. Ya da yüksek devirde atmadığım için olabilir. Şuradan hafiften sinyallerin yeri farklı yine. Aynen. Korna aşağıda, sinyal yukarıda. Galiba sadece Japonlarda tam tersi. Oy selektör yedim. Gel saplayayım sana. Oy alo. Hadi gel. Porsche. Macan gel. MT7 ile bu arabaya bir
Saplamıştım zamanında. Hadi bir motorla da saplayayım. Yelim kapansın artık. Ben de mi selektör yapsam acaba? Çekil yoldan da ben basıp gideyim be kankam. Bu arada 200'ü göremeyeceğiz galiba. Şansıma çok trafik var. Neyse. Hadi bakalım. Deneyelim. Yapamıyorum. Yemiyor. Ya yol yok, yol. Yapabileceğim yol yok. Bu arada 180'i gördüm galiba. Daha da gidiyor bu arada. Rahat yani. 5. viteste gördüm yanlış hatırlamıyorsam 180'i. Abi gidiyor yani motor. 200'ü net bulur yani uzun süre böyle gazlamada. Fren yapmasam, gaz kesmesem geçer. Ki geçiyormuş da zaten yani. Niye bunu diretiyorum ki? Geçiyor yani sonuçta. Motor güzel. Gerçekten sevdim. Ama şöyle söyleyeyim. Titreşim yok gibi. Ya da bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Daha önce işte 250cc, 200cc motorlar kullandım ya. Onlara göre hiç titremiyor. Aslında bu motoru titreşim olarak biraz daha R25 ile kıyaslayabiliriz. Çift silindir ya o da. Bu biraz daha güçlü, daha hızlı gerçi ama. Yani motorda bir sıkıntı yok. Cillop gibi gidiyor arkadaş. Daha ne olsun ki? Yakıtı da yanlış değilse 5.4 yakıyor. MT değil aynı la. MT'yi sakin kullanımda bu şekilde yakıyorsun gerçi ama ya arkadaşlar büyük ihtimalle abanıyordur. O yüzden 5.4'tür. Normalde ortalama büyük ihtimalle 5'tir falan yani. Kişiden kişiye değişir bu. Egzozu sevdiniz mi? Replika akrapa 3 var ama ona rağmen güzel ses çıkıyor yani. Gerçi dışarıdan nasıl ses çıkıyor bilmiyorum ya da mikrofon nasıl ses duyuyor bilmiyorum ama güzel yani. Hoşuma gitmedi değil. Şuradan böyle hazır boşken. Pardon, kuyu shifter vardı. Debriyaj kullanıyoruz hala ya. Bu arada şey olması çok güzel ya. Kuyu shifter'ın olması. Keşke her motorda kuyu shifter olsa. Çok güzel abi. Çok işe yarıyor ya. Neyse arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Sarı Tof aşk. Gel kapışalım. Hadi. Kapışalım mı? Yok mu? Benim egzoz daha çok bağırıyor. Bak benim bir de patlıyor ha biliyor musun? Patlatamam değil mi şu an? Yo patlatırım aslında gel. Yok patlatamazmışım. Beceriksiz çapın. Evet neyse abanıp gidelim şuradan. Aynımızı kontrol ederek. Çok iyi hızlanmamız. Çok iyi. Teşekkür ederim. Kanka 190'u geçtim. Daha ne olsun be birader? Tamam yeter ya yeter. Top speed yaptık ya. Gaz kesmesek boş olsa yol bir de yokuş aşağı olsa 250'si var ya. 250 basar anasını satayım ne olacak?